Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Geldik 9. sınıf denklem eşitsizliklerde ikinci derse. Hani hep şunu dedik. Bebek adımlarıyla gideceğiz ama ama o soruların içerisinden koşar adım geçeceğiz. Peki ne yapacağız bu ders? Doğal sayıları işleyeceğiz. Sadece doğal sayılar kümesini tanımlayacağım. Onunla ilgili çok güzel efsanevi sorular çözeceğiz. Sonra o soru bankalarını açtığında o soruların içinden geçeceğiz. Anlaştık mı? Peki ne yapıyorsun? Videonun açıklama kısmından pdf'yi koyuyorsun önüne. Alıyorsun eline kalemi. Ben yaz dediğimde yazıyorsun. Ben çöz dediğimde sıra sende dediğimde. Gerçekten ben yazsanacağım sen çözeceksin. Burada anlaştık mı? Tamam diyorsan. Oldu hocam. Peki ne var geride? Geride o sihirli kelime var. Her dersin başında bizi gaza getiren. Gönder. Gönder. Gelsin bu hocam. Ne güzel arkadaşım, geçen ders biz sana doğal sayı tanımlamıştık ama bir kez daha ayrıntısıyla bir kez daha tanımlayalım. Gel bakalım şimdi, başlığımız doğal sayılar. Doğal sayılar önce hangi harfle gösteriliyordu? Bunu bilmeden zaten yol alamıyordun. N harfiyle gösteriyorduk. Çoğu kitap bunu süslü N olarak gösterir. Hani böyle biraz daha afilli çizerler. Ben normalini yazabildim. Doğal sayılar kümesi nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. Sıfır, bir, 2, 3, nokta, nokta nereye kadar gidiyordu? Sonsa kadar gidiyordu. Kapattım parantezimi. Tabi doğal sayılar kendi arasında gruplandırılabiliyordu. Örneğin birden sonra yazdığımız bütün doğal sayılar bir de dahil olmak üzere biz buna pozitif doğal sayılar dedik. Ve üzerine artı işareti koyduğumuzda biliyoruz ki pozitif doğal sayı anlamına geliyor. Nereden başlıyormuş pozitif doğal sayı? Gel bunu da yazalım. 1, 2, 3, 4, nokta, nokta, nokta. Nereye kadar gidiyorsun? Sonsuza kadar gidiyorsun. Kafaya belki şu soru takılabilir. Hocam anladım orayı da sıfır neci? Pozitif değil. Negatif değil. Ne pozitif ne negatif. Nötr ne gibi düşünebilirsin. Ama fizik dersi de değil. Nötr de demeyeceğiz. Bunu anladın. Hocam ne o zaman? Ya ne bileyim yok işte onun bir tanımı. Yani sıfır ne pozitif ne negatif o kadar. Hadi gel devam. Şimdi bir küme daha var. Yine doğal sayılar kümesi içerisinde yer aldığı için veriyoruz bunu. Sayma sayıları kümesi. Hani günlük hayatta en çok kullandığın şey. Sayma sayıları. Kaçtan başlarsın bir şeyi saymaya? Sıfırdan başlanmaz elbet. Birden başlanır. O halde sayma sayıları tıpkı pozitif doğal sayılar gibidir. Birden başlar artı sonsuza kadar gider. O zaman şunu yazarım. Sayma sayıları kümesi eşittir. Ne üzeri artı. Burada da anlaştık. Burada da tamam diyorsun. Gelelim doğal sayılarla ilgili bize soru çözdürürken en önemli maddelerden birine. O gıcık gıcık noktaya. Hep unutulur ama unutmamak için artık bakıyoruz. En küçük doğal sayı sıfırdır daha da küçüğü yoktur. Bunu hiç unutmuyorsun ve çoğu zaman doğal sayıyla ilgili gelmiş soruda sıfırdan başlıyorsun. Anlaştık mı bunda? Tamam mıyız? Artık. Artık sorular gelecek. Dersin sonuna kadar şıkır 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 soru çözeceğiz. Bak bunu bana bırak. Yaslan arkana. Anlat Mehmet hocam. Yaslan derken işte şöyle uzat ayakları, el ense, elde telefon. Anlat anlat dinliyorum. Yok. Sen de benimle birlikte alıyorsun pozisyonu. Gözler bende, kulaklar bende. Pür dikkat. Denkleme işlisizlikler. Gelsin bakalım doğası ilk bir sorusu. A ve B doğal sayılardır. 3A artı 2B 18 olduğuna göre A sayılarının toplamı kaçtır? A yerine yazılabilecek. E güzel arkadaşım. Bak biz işin yolun başındayız. Bu işin üniversite sınavına hazırlık süreci var. Hatta burada olan arkadaşlara, sınava hazırlananlara selam olsun diyelim. Biz sınavlarda bu cümlenin altını çizeceğiz. Neden? A ve B nasıl sayılar? Doğal sayılar. Hemen düşünüyorum. Ulan doğal sayılar nereden başlıyor? Notumu alayım. 0, 1, 2, bla bla bla. Sonsuza kadar gidiyor. Bunu yazarsan işin gerçekten kolay. Şimdi artık buradaki denkleme göre hareket edeceğim. Hareket edeceğim mevzu şu. Bir dakika ben bir yazayım. 3A artı 2B eşittir 18. Bana neyi soruyordu soru? A'nın alabileceği değerleri. Al sana bir taktik daha. Genelde istenen sayı üstüne değil. İstenmeyen yani B. Belli ki B yerine bir değer var. Onları gireceğiz. Sonra A değerlerini bulacağız. Ben de öyle yapacağım. B yerine bir sayı yazacağız. B nasıl bir sayı? Doğal sayı hocam. En küçüğünden başlanır bir işe. Kaç o? 0. Ben B'ye 0 verirsem elimde hangi denklem kaldı gel yazalım. 3A eşittir. Burası sıfırlandı. Eşittir 18. Ben buradan A'yı bulurum. 3 kere 6 18. Bak A'nın bir tane değerini bulduk. Hocam bu iş nasıl ilerleyecek? İnan sırayla ilerleyecek. Sırayla devam ediyorum. Ben B yerine 1 yazdım. Hadi gel yazalım bakalım. 3A 1 yazınca bak burası ne oldu? 2 eşit 18. Denklemi çözmeye çalışıyorum. 3A eşittir 16. A elemanı değildir doğal sayı. Sen A'ya buradan bir doğal sayı bulamazsın. E, o zaman biri boşa yazdık. Aynen öyle. Ulan 2'yi yazacağız acaba çıkacak mı çıkmayacak mı? Belli bir mantığı var mı? Yok mu? Örüntü mü acaba bu? Gel devam. 3A artı B yerine 2 yazdım. Bak 2 kere 2 4. 4 eşittir 18. 3A eşittir buradan 14. Kötü haberim var. A'nın yerinde biz yine doğal sayı bulamadık. Kusura bakma da böyle tek tek deneyerek gitmeyecek herhalde bu iş değil mi? O zaman o zaman genelde taktik şu. Ben B'ye değerler veriyorum. B'ye değerler verirken A'nın önündeki kat sayıları kullanacağım. 3'ün katları olacak. 0 her sayının katıdır. O yüzden 0 sağladı dikkat edilsen. Bakalım bu sağlayacak mı 3'ün katı? 0'dan sonra ilk 3'ün katı olan sayı hangisidir? Tabii ki 3'ün kendisidir. Acaba bu sağlıyor mu? 3A artı 2 kere 3 6 eşitse 18'e 3A eşittir buradan 12'ye A dediğim değer eşittir koyacaktık eşittir 4 bak bu sağladı sağlayan değerleri şöyle bir çizelim üstlerine A6 A4 sağlamaya devam ediyor hocam B yerine 4 yazınca sağlamayacak biliyorsun 5 yazınca 6 yaz 6 3'ün katı sağlar hadi gel o zaman artık taktiği buldum B eşittir 6 dedim 3A artı 2 kere 6 12 eşit 18 3a eşitse 6'ya a dediğim değer 2 kere 3, 6. a'yı buldum. a 2 değeri de olabilir. Bitmedi devam. Şimdi acaba b' yerine ne verebilirim? 9 verirsin. Gel b'ye 9 verelim. 3'er 3'er ilerliyorum artık 3 a artı b'ye 9 verirsem, 2 kere 9, 18 oldu. Karşıda da 18 var. 3A eşit 0. a, a eşit 0 çıktı. Ve, ve artık bu işin sonuna geldim. Ben B'ye artık 12 verince 3'ün katlarından A negatif değer gelecek. O da benim işime gelmeyecek. Biz bulduğumuz değerlere bakalım. A sayılarının toplamı 6 var, 4 var, 2 var, 0 var. 10, 12. Demek ki A'nın alabileceği değerler toplamı 12'dir güzel arkadaşım. Tamam mı? Belki ilk soru için hocam biraz sert değil mi diyeceksin ama inan doğal sayıyla ilgili gelecekse bu tip bir soru gelebilir belli başlı taktikler daha var. Onlara vereceğiz ama bir tane daha gel gel soru çözelim mi? Yok yanlış hatırlamışım. Önce taktikler. Hadi gel bakalım. Takip ediyorsun değil mi? Uyumuyorsun. Bendesin. Hocam yarın sınav var. Ne uyuması da diye olabilirsin ama sakin zamanda sınavdan bayağı bir önce izlersen sana daha faydalı olur. X artı Y toplamının değeri biliniyorsa. Bak cümlenin anlamı şu. X artı Y'yi soru bana verdiyse. Görüyorsun soruda. Ve bana şunu soruyorsa x çarpı y'nin en büyük değerini soruyor bilir. Ya da x çarpı y'nin en küçük değerini sorabilir. Eğer en büyük değerini soruyorsa birbirine yakın seçeceğiz sayıları. Eğer en küçük değeri soruyorsa birbirine uzak seçeceğiz. E tamam güzel hocam da bu çok ezber olmadı mı diyeceksin. Tabii ki ezber. Biz bunu ezberlemeyelim. Gel soru üstünde gösterelim. Mantığını gör. Sonra zaten konuşturacaksın sen o soruda o mantığı. Ama beraber tek tek bir çözelim mi ne dersin? Hani direkt formül gibi ilerlemeyelim. Bir çözelim. Bu arada bak maddeleri senin için şöyle bir kez daha işaretliyorum. X artı Y belli. Tamam. X çarpı Y'nin en büyük değerini istiyorsam sayıları yakın seç. Hatta mümkünse eşit. Eğer X çarpı Y'nin en küçük değeri soruluyorsa birbirinden uzak seçeceğiz. Şimdi başlayalım bakalım. X artı Y eşittir kaçmış? 13'müş. Peki bunu sağlayan doğal sayılar ne olabilir? Birlikte yazıyoruz. 0 artı 13 sağlar mı? Sağlar. 1 artı 12 sağladı. 2 artı 11. 3 artı 10. Yazacağım. Hepsini tek tek yazacağım. İnan yazacağım. Çünkü bu işin mantığını öğrenmeni istiyorum. Bu işin mantığını şimdi öğren. ileride sen rahat et. Bu işi şimdi kap. ileride çatır çatır soruları sen çöz. Yalnız ben bunu yazarken hata yaptım. Düzelttim şimdi. Şimdi buraya ne yazacağız? 7 yazacağız. Buraya 6 yazdık. Buraya 8. Buraya 5. Buraya 5 buraya 9, e, buraya 9 yazdım, buraya 4, buraya 10, buraya 3, e, 11, 2, 12, Allah yerim kalmadı. 12, 1, ah son. 13, 0. Yazılabilecek bütün ihtimalleri yazdım. Soru benden şunu istiyor. X çarpı Y'yi istiyor. X çarpı Y eşitleri 0 geliyor bak. X çarpı Y bak buradan 12 geldi. Hocam, hocam buradan 22 geldi. Dikkat et giderek artıyor mu? Artıyor. Aslında sayılar birbirine ne oldu? Yaklaştıkça çarpım çarpım gerçekten artıyor. 4 kere 9, 36. 5 kere 8, 40. Galiba mantığı yakaladık. 6 kere 7, 42. Bir daha 6 kere 7 yine 42. 5 kere 8, 40. Bir dakikaya başa döndü. Olay bitti. Demek ki x çarpı y'nin alabileceği maksimum en büyük değer en büyük değer kaçmış? 42 imiş. Ama sonra hem en büyüğü hem de en küçüğü soruyor bana. O zaman en küçük değeri nerede alır? Sayılardan biri sıfır olduğunda alır. Çarpımı kaç çıktı burada? Sıfır çıktı. Bu da en küçük değer. Ya da sayıların birbirine gerçekten uzak olduğu yerde küçük, yakın olduğu yerde büyük. Anladık mı mantığı? Tamam mıdır? Geçelim mi? Hadi geçelim. Bak şimdi. Yan tarafta formülü görüyorsun. Bunu anladım hocam. Peki yan tarafta formül yokken ne yapacağız? Gel bakayım. Deneyeceğim mi? Bak dedim ya dersin başında. Sen ne dediğimde sıra sende bak. Özel ders konsepti. Ben bıraktım kalemi. Top sende kardeşim. Bak önce sen deniyorsun. Bizi yemiyorsun, kandırmıyorsun. Önce sen deniyorsun. Anlaştık. Sende. Top sende. Çözeyim artık. Hallettin. Yaklaş o zaman. Hocam şunu yaptım mı yapmadım mı? Bak şunu ciddi ciddi söyle bana. A ve B birbirinden farklı Doğal sayılar. Ne dedik az önce? Bunlar önemli şeyler. A ve B hem birbirinden farklı olacaklar hem de doğal sayı olacaklar. Önemli olan noktayı çizdim. A artı B kaçmış? 16'ymış. Biz A çarpımının A çarpı B'nin en fazla değerini arıyoruz. Tamam hocam mantığı anlamıştık biz. Şöyle yapabiliyorduk. Mesela 0 artı 16. Hani tek tek yazabiliyorduk. Hatta yazalım çok da fazla bir şey yok be inan. 1 Oo, oh, çok fazla var aslında. 1 artı 15 ya da yarısına kadar yazayım mı? 2 artı 14. 3 artı e, 13. 4 artı 12. 5 artı 11. 6 artı 10. Tam 10. 7 artı 9. 8 artı 8. Bundan sonra zaten yine aynalara gelmeye başlayacak. Benden istediğin değer ne? A çarpı B'nin en fazla değeri 0. 0. 15 nokta 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 artık en fazla değerin nerede geleceğini biliyorsun. Sayıları gerçekten birbirine yakın seçtiğinde. Hatta eşitlemiştik. 8 kere 8 64. 64 cevabını veren ey güzel arkadaşım. Öyle güzel sazanlık yaptın ki gitti soru. Gitti. En başta ne dedik? Farklı. Birbirinden farklı doğal sayılar diyor. Numara yapma. Harbiden yaptıysan bu hatayı delikanlı gibi yaz aşağıya. Hocam ben bir sazanım. Peki sazan olmayanlar doğru cevap neydi? Dedik ya sayılar birbirinden farklı olacak. O zaman bunu alacağız. 7 kere 9, 63 bu sayıların çarpımının alabileceği en büyük değerdir. İstersen başka sayılarda da de en büyüğü bu olacaktır. Oldu mu? Sazanları avladık mı? Yola devam mı? Yola devam. Bir tane daha formülü var burayla ilgili. Taktik var diyelim. Şimdi az önce a artı pardon x artı y'yi verdi. Sabit dedi. Şimdi de şunu verecek. Ya hocam x çarpı y eğer biliniyorsa şöyle bir şey varsa elimde. x artı y'nin en büyük değeri ya da x artı y'nin en küçük değerini soruyor. Eğer en büyük değerini soruyorsa yapacağımız şey şu. Birbirine uzak seçeceksin. Birbirine yakın seçeceksin en küçük değerini istiyorsa. En büyükte de uzak en küçük de yakın bu sefer tersi bak az önce tersiydi. Ya hocam bu tabirler karışıyor ben bunları nasıl aklımda tutacağım? İnan aklında tutmana gerek yok. İnan mantığı biliyorsun artık. Zaten yazdıkça göreceksin. Benim sana tavsiyem bence bunları ezberleme. Ama kitaplarda var. Ben hızlı çözmek istiyorum diyorsan amenna al bunları. Ama 4 sene sonra gireceğim sınavda kalır mı aklımda? Kolay değil benim kalmaz. X'ye birer sarma sayma sayılarıdır. X çarpıya 20. Bir dakika. Bir dakika. Önemli nokta. Sayma sayısı o zaman X virgül Y elemanıdır. Doğal sayı değil. Sayma sayısı dediğine göre nereden başlayacaksın? Dur yazamadım. Şuradan başlayacaksın. Biz saymaya birden başlıyoruz. 1, 2, 3. Sonsuza kadar gidiyor. X artı Y'nin en büyük ve en küçük değerini istiyor. Şimdi bana neyi verdin? X çarpı Y'yi verdin. 28. Tek tek değerleri bir yazalım. Çarpımı sağlayan. E 1 çarpı 28 olabilir mantıken öyle değil mi? 2 çarpı 14 olabilir. 3'e 3'e bölünmüyor. 4'e bölünüyor. 4 kere 7 28. Bitti. Artık geri sarıyoruz. Yani yerlerini değiştirerek yazacağız. 14 çarpı 2 bir de 28 çarpı 1. Yazılabilecek ben sana bütün değerleri yazdım buraya. Şimdi artık cevaba gidelim. Çarpımlarının buldum. Biz toplamlarını arıyoruz. 1 artı 28 eşittir 29. Problem? Gel benimle. 2 artı 14 dalma yalnız 16. 7 artı 4 eşittir 11. Gittiği yeri görüyorsun. Amacım sana mantığını göstermek bu işin. Yine 11. Yine topladık 14 artı 2 eşittir 16. Sayılar birbirinden şu an çok uzakta. Toplamı ne çıktı? 29 çıktı. Demek ki neymiş güzel arkadaş? Eğer sayıları birbirinden uzak çıkarsan toplam en büyük değeri kaç? 29. Sayıları olabildiğince birbirine yakın seçtiğinde çıkacak cevap en küçük cevap olur toplam için. O da o da 11 be. Tamam mıdır? 9 sayfa, 5. sayfa bitti. Artık söyleyelim. Bir gaza gelelim. Enerji tavan. Yola. Yola devam hocam. Şimdi Taktikleri verdik. Ama her zaman taktikle maktikle soru çözemezsin. İşin mantığını, işin doğrusunu kavramadığın sürece bu iş olmayacak. Matematik yapamıyorum hocam. Matematik yapmak istiyorum. Doğru yolu göster. Taktikleri unut. Taktikleri unut hep taktiklerle yürümez bu iş. Mantığını öğren. ispatıyla öğren ki biz 9'un başından aldık sonuna kadar seni ispatlarla götüreceğiz. Tamam. Şimdi bakalım bu soruya. ABC birer doğal sayı. Ne demiştik? Artık taktiği biliyor. taktik değil ama hani soruda ne yapacağını biliyorsun. Doğal sayı dediği an ne yapıyorsun? Bunu yazacaksın. Burada önemli bir nokta daha var. ABC birbirine eşit olabilir mi olamaz mı? Bana bunu bir söylesene. Söyle. Eşit olabilir mi? Olabilir. Ama hocam ABC birbirinden... Ey güzel arkadaşım bu çok kez yapılan bir hatadır. A, B, C. Doğal sayı diyor. Birbirinden farklı diye ibare düşmüş mü? Düşmemiş. Eşit de olabilir farklı da olabilir. O zaman niye ABC diyorlar? 3 tane sayıyı temsil etsin diye. Anladın mı ne demek istediğimi? Çok yapılan bir hata. Belki bu soruda işime lazım olmayacak ama yazdım. Şimdi A çarpı B, C çarpı B'ye verilmiş. Biz, biz en küçük değer arıyoruz. O zaman ne yapacağız? Tek tek yazacağız be. Sen bırak o formül mormül işini. Gel benle birlikte yaz. Ne kadar kolay olduğunu gör. Şimdi 15 elde edeceğim. A'ya 1 versem B'ye 15 veririm. 2 yemez. 3 kere 5 15 başa döndük bile bitti. 3 çarpı 5 15 çarpı 1. Burası tamam. Gel şimdi C ile B'yi yazalım. i̇şte 1 çarpı 18 sağlıyor hocam. E 2 çarpı 9 da sağlıyor. 3 çarpı 6 da sağlıyor. 4'ü geçtim 5'i geçtim. 6'ya geri geldiğime göre başa sardım. 6, 3, 9, 2 bir de bir de 18, 1. Bunların hepsini yazdık mı? Var mı sıkıntı? Sıkıntı yok. Şimdi şuna karar vereceğiz. Dikkat et. B'nin bulunduğu sütun burası. B'nin bulunduğu sütun burası. Şimdi biz B'yi değerler seçebiliriz. Örneğin bak ikisi içinde ortak 1 var. İkisi içinde ortak 3 var. İkisi içinde başka ortak göremedim. Ya 1'i seçeceğim B'ye ya 3'ü seçeceğim. Bakalım acaba hangisinde sağlıyor? Ben B'ye 1 seçersem A değeri kaç gelecek arkadaşım? 15. C değeri kaç gelecek arkadaşım? 18. Peki sen ne istiyorsun? A artı B artı C'yi istiyorum hocam. 15 artı 18 artı 1 yazdım. Şöyle bir topladım. 19, 15 daha. Şurada 4, şurada 34. Baya büyük bir değer çıktı. Çünkü sayıları olabildiğinde birbirinden uzak seçmiştik. Ama ben istiyorum ki en küçük değer taktiği hatırlarsan eğer sayıları birbirine yakın çek. O zaman seçebileceğim ikinci ihtimal kaldı. Yani ben B'ye 3 vereceğim burada. A eşittir 5, C eşittir 6 gelecek buradan. Sonuç mu? A artı B artı C. 6 artı 5 artı 3. 8 6 daha ne yaptı. 14 yaptı soru bitti. Vurdum cevabı 14'e. Yeter dedim. Gönder. Gönder gelsin farklı soru hocam. Dedik ya farklı sorularla devam ediyoruz. Bence bence bu soruya bir bak derim ben. Fena bir soru değil. Çözebilirsin. Çok da zorlamadık seni bu soruda. Çözeyim mi? ABC birbirinden farklı doğal sayılar. Hmm, artık artık önemli noktaları biliyorsun. Hem birbirinden farklılar hem de doğal sayılar. A çarpı B çarpı C 48 toplamın en büyük değerini istiyorum. Şimdi çarpım belli toplamı istiyorum. Ama 3 terim var hocam hiç fark etmez. Olabildiğince birbirinden uzak seç toplam büyük çıksın. Başlayalım o zaman. A çarpı B çarpı C eşittir 48. Sayılar birbirine eşit olabilseydi 1, 1, 48 seçerdim. Efsane kolay olurdu. Cevap anında çıkardı. Ama Gel gör ki sayılar birbirinden farklı diyor. O zaman birine 1 bir versem, diğerine 2 versem olabildiğince şunları yakın C'yi uzak seçeceğim. 48'e 2'ye bölünün kaç çıktı? 24 çıktı. Peki biz neyi arıyorduk hocam? Biz şunu arıyorduk. A artı B artı C'yi arıyorduk. 24, 2 daha 26, 2 daha pardon 1 daha 27. A artı B artı C 27 olabilir. Olabildiğince uzak seçtim sayıları. Öyle denedim. İstersen farklı ihtimalleri dene daha küçük değerler bulacaksın. Hiç o topa girmeyeceğiz. A artı B artı C en büyük değeridir diyeceğiz bu işin. Burada noktayı koyacağız. Bitmek üzere. Son iki soru. Ama ne yapıyoruz? Bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Sen oturduğun yan 9. Dokuzuncu sınıfız daha. Önümüz uzun. Yolumuz uzun. Direksiyonu bana bırak. Ben sana verilmesi gereken tüm bilgileri ne fazla ne eksik. Tas tamam müfredatı vereceğim. O sınava girdiğinde o soruların içinden geçirecek tipte sorular da çözeceğiz sen. Ne ki? Bunlar da onlardan. Devam mı? Daha doğal sayılar. Daha ikinci sorusu. iki soru var. Bu da fena soru değil. Bence bence artık bu soruları senin deneme vaktin geldi be. Ne dersin? Sen denediysen bir tur geçtiysen üstünden şimdi bana bırak. ABC doğal sayı. Önemli olan noktaları biliyorsun. Ya bak böyle birbirimizi tanıdıkça daha iyi olmuyor mu? Artık bunları sen de yapıyorsun ben de yapıyorum. Her soruda yap bunu. Tamam mı? Doğal sayı. Doğal sayı nereden başlıyor? hatırlatalım mı? Sıfırdan başlıyorduk. Sıfır, bir, iki, üç, nokta nokta, sonsuz. Burada enteresan bir eşitlik vermiş. Dikkat et buraya sabit sayılar koymuş. 2, üç, 5 gibi. Buraya da bilinmeyen değerleri yazmış ve çarpmış. Ve dikkat et hepsi birbirine eşit. A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değeri istiyor. Ya bir dakika bunların önce birbirine eşit çıkması lazım. Öyle bir sayı var ki bunlar o sayıda eşitleniyor. Sen ortaokulda matematik görmüş insan. Sen o kek, o bilen insan. Baksana şuraya. Şunların o birleşmezler mi en küçük değer? En küçük ya da ilk olarak orada birleşirler. O keki hatırlatayım bak. 2'ye böldüm 3'e 5. 3'e böldüm 1'e 5. 5'e böldüm 1. Bunların çarpımı o keki verir. Yani ekok. Nasıl biliyorsan artık sen. 2 kere 3'e 6, 5'e çarptım 30. Demek ki bu sayılar 30'da buluşabilir. Kabul mü? Hocam 30 değil ama 60'da da buluşuyorlar. 30'un katlarında buluşacaklar zaten. 90'da da nokta nokta gidiyor sonsuza kadar. Ama amcam soruda özellikle en küçük değerini istiyor. En küçük istiyorsan 30'da buluşturacaksın. Mantıkken öyle değil mi? O zaman ben şunu yazabilirim. 4A artı 3 çarpı 2 değeri 30'da buluşuyor. Tamam. O zaman 4A artı 3 her tarafı 2'ye böldüğümde 15'tir. 4A'nın cevabı 12. 3 karşıya attım. 12 kaldı. A'nın cevabı 3. A'yı bulduk. Alabileceğin küçük cevap bu. Şimdi aynı şekilde bunu bulacağız. B 2 çarpı 3 eşittir 30. Her tarafı 3'e böldüm. B 2'nin cevabı geldi mi 10. At 2'yi karşıya. B eşittir 12. Yapıştır. Geç yan tarafa. Ne var burada? C artı 1 var. Çarpı var 5 var. Eşit de eşit 30. Her taraf 5'e bölünüyor burada da. C artı 1 değeri 6 kere 5 30. Her taraftan biri çıkardım. C eşittir 5. Buraya da noktayı koydum. Alabilecekleri en küçük değere yaklaştık artık. Ben neyi arıyordum? Ben A artı B artı C'yi arıyordum. Ben A'yı 3, B'yi 12, C'yi 5 buldum. İnan daha küçüğü yok. İstersen dene. Şurayı topladım 15. 5'i de ekledim. 20'dir dedim cevaba. 8. soru bitti. Biliyor mu yoruldun? Biliyorum. Yaklaşık 25 dakikayı, 24 dakikayı geride bıraktık. Ama, ama son soru. Ama emek var bu işte. Emek varsa olur bir iş. Efsane soruyla bitiriyorum. Efsane soru. Ey güzel arkadaş bunu çözdüysen helale hoş olsun. Çözdüysen efsanesin zaten. Çözdüysen bu iş gerçekten olmuş. Çözemediysen paniğe gerek yok. Adım adım ilerledik. İlerlemeye devam edeceğiz. İleride bu sorular tırıs gelecek, tırıs gidecek. Başlayayım mı soruya? Sen denedin. Durdurdum bir tur. Çözdüm. At topu. X'ye. Nasıl sayılar? Artık burayı hepimiz yapıyoruz. İki basamaklı doğal sayılar. Bir dakika yazalım. İki basamaklı doğal sayılar. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Bence yaz. Bence sen rahat edersin. Hocam iki basamaklı doğal sayı 10, 11, 12, nokta nokta 99 son değil mi? O zaman 98, 99. Bunu yazmak sorunun çözümünün yarısıdır onu unutma. X eksiye diyorsun ki 11. On onu da buraya not alalım tamamdır. Onu da aldık. Buna göre kaç farklı x'ye ikilisi yazılabilir? Nasıl ya? Tek tek yazacağız mı hocam? Vallahi yazacağız. Kurtuluşu yok. Ama hepsini değil. Şimdi birkaç tane yazalım. X ve Y'ye değerler vereceğiz. 11 çıkacak. Taktik şu olmalı güzel arkadaşım. Yazılabilecek ben olsam senin yerinde önce en küçük değerlerden başlardım. En küçük değerleri bir verelim. X'e ve Y'ye. Mesela Y'nin alabileceği en küçük değer kaç? 10 x değeri var. Ondan yani x'ten 10'u çıkardım cevap 11. Yani bunu sağlayan değer kaç olmak zorunda? 21. Sağladı mı? Sağladı. Bundan daha küçük sıralı ikili yazabilir misin? 21'e 10'un haricinde. Bence yazamazsın. Mesela bir sonrakini yazalım. E, hocam mantıken yani. o zaman şu. 22'den 11'i çıkarırım. Cevap yine 11 kalır. Vallahi öyle. 22 11. Var mı sıkıntı? Anlıyor musun ne yaptığımı? Arttırıyorum sayıları birer birer. O zaman gel 23 eksi 11 yazsam Ay 11 olmaz artık. 23 eksi 12 yazsam ne dersin? Yine 11 kaldı dersin. Tamam. Bu da o zaman 23 virgül 12 sıralı ikilisi. Bundan kaç tane yazacağız? Bunu arıyoruz ha. Ne yapalım? Var üret üret. Nokta 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 diyelim. Ya hocam yazılabilecek en küçüğü yazdın. Yazsana yazılabilecek en büyük değeri. Desene bunu bana. Hadi gel yazalım o zaman. O zaman şunu düşüneceğiz. Bu da x'in alabileceği en büyük değer kaç? 99. Yazdım onu. Eksi 99'dan neyi çıkarırsam 11 kalır. Y'ye de bir değer yazacağım burada. 88 değil mi o? O zaman benim sıralı ikilimim belli. 99,88. Bunda da anlaştıysak buradaki bütün değerleri soruyor sana. Burada kaç tane değer var senden bunu istiyor soru. Hatta benden. Nasıl sayalım? 21, 22, 23, nokta 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 99. 21 ile 99'da dahil olmak üzere kaç tane sayı var? Bunu arıyoruz. 21, 22, nokta nokta 99. Kaç tane sayı varsa o kadar sıralı ikili vardır. Burada kaç tane sayı var? Bunu bulacağız. Ben sana bir kural hatırlatması yapayım. Terim sayısı. Eğer bunu bilmiyorsan kenara bir yere not al. Bunu bilmiyorsan yaz stikra, koy arkaya, koy önüne ama her gün gör. Lise son 12. sınıfa kadar bu formül defalarca karşına çıkacak. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir bize terim sayısını verir. Şimdi bu dediklerimi gel bir de bir de işlemsel olarak yapalım. Son terim kaç hocam? 99 yazdım. İlk terim kaç? İlk terim 21. Artış miktarı birer birer arttırdık. Burada problem yok. Artı bir de biri vardı. 99'dan 21'i çıkaracağım. Şuradan çıktı 8 kaldı. Şuradan 78 kaldı. 1'i de ekledim. 79'muş. Demek ki 79 tane farklı sıralı ikili yazarım. Bu da cevap olur. Atarım kalemi kenara. Molayı hak ettik. Ne yapacağız? Kısa bir dinleneceksin güzel arkadaşım. Doğal sayılarla ilgili varsa elinde testler, varsa soru bankalarını içinden geçeceksin. Çözeceksin onları. Sonra mı? Sonra mı? Sonra tekrar bu ekranlara bekliyorum seni. Ne yapacağız? Beraber tam sayılara geçeceğiz. Tam sayılarda da efsane sorular var. Bir sonraki derste görüşene kadar kendine iyi bak, iyi davran. İyi çalış, çok çalış, kendin için çalış. Hoş kal, hoşça kal. Kısa bir ara. Görüşürüz.